Sablon'a karşı çekingen de Bu yüzden de Lovin planını son derece üstü kapalı anlatmıştı ona. Sablon da onun anlattıklarına bakarak Transok'un parası karanlık yerlerden gelen, sansasyon peşinde koşan yani ötekilerden ne daha iyi ne de kötü, sıradan bir basın ajansı olduğunu sanıyordu. Koster'la ise durum değişikti. Nivel senatörün niyetlerini açık açık anlatmıştı ona. Buna rağmen neden razı olmuştu bu işe Koster? Bu soruyu o da sık sık soruyordu kendine ve bulduğu yanıt şu oluyordu: Victoria gibi bir karın oldu mu? Her şeyi yaparsın. Gerçekten de dünyada hiçbir kadın Bayan Coster gibi para harcamasını bilemezdi. Öte yandan bu son yıl bilin işleri oldukça bozulmuştu. Nivel çok büyük bir miktar önermişti ona ve Coster bunca parayı adama boş yere vermeyeceklerini çok iyi bilirdi. Ama yine de böyle rizikolu bir serüvene girmeyebilir. İşi kabul etmeyebilirdi. bilirdi. bölün önerisi onu imrendirmişti. Çünkü New York'ta sürdürmekte olduğu yaşayışından tiksiniyordu. Her gün skandal yaratıcı yazılar dikte etmek, Victoria'nın soyut resim üzerine zırvalarını dinlemek, bin dolar kazanacağım diye parçalanmak sonra da oturup tek başına viskiye yumulmak olacak iş değildi. Ne böyle şiddetli bir takım duyumlara ihtiyacı olduğunu söylerken gösteriş yapmıyordu demir perde gerisinde kızılları telaşa sokacak bir havai fişek alemi yaratılması hiç de fena fikir değildi. Pırak başlangıçta soğutmuştu onu. Hiç de umduğu gibi bir cengele benzemiyordu burası. İnsanlar düzenliydi, temiz giyimliydi. Yollarda kurallara uyuyorlardı. Erken yatıp erken kalkıyorlardı. Her noktada düzeni, düzenliliği seven kişiler oldukları anlaşılıyordu. Koster gerekli kişilerle bağlantı kurmanın kolay olmayacağını anlamıştı ama geriye dönmek için de geçti artık. Transok'tan büyük bir avans almıştı her yerde. Almanların Moskova'ya yaklaştıkları, o güç günlerde bu kenti bulunduğunu ve Rusların kahramanlığını anlatmaya başladı. Çeklerin yiğitlik ve çalışkanlıklarına saygı duyduğunu ve Smeta'nın müziğine hayran olduğunu özellikle belirtiyor. Yeni düzeni hiç eleştirmiyordu. Ara sıra ajansı sanat üzerine ve suya sabuna dokunmayan kukla tiyatrosu Kutna Hora'nın güzellikleri, spor gibi masum konularda yazılar gönderiyordu. Çeklere Transok'un çirkef bir kuruluş olduğunu anlatıyor. Ama memlekete dönünce Çekoslovakya üzerine yalan sisini dağıtmak gerek adlı bir kitap yazacağını söylüyordu. Böylece kısa süre içinde ilerici bir gazeteci olarak ünlendi. İstihbarat Bakanlığı'nda şöyle söylüyorlardı onun için. Aa, bütün yabancı gazeteler Koster gibi olsalar. Sonbaharda gelmişti Koster Prağı. yıl yılbaşına doğru ise bazı kişilerle ilişki kurmayı başarmıştı. Amerikan elçiliğine pek seyrek gidiyordu. Transop planından yalnızca konsolosluk memuru Dobzek bilgiliydi. Çek asıllı bir Amerikalı olan Dobzek, Koster'a ihtiyacı olan parayı veriyor ve onun hazırladığı raporları Washington'a ulaştırıyordu. Mart'ta Coaster, Senatör Lova, gerçek demokrasi yanlılarını bir araya getiren Özgürlük Haçlıları adlı bir örgüt kurulduğunu ve senatörün yönergesine uygun olarak Zejda'ya 80 bin dolar verdiğini bildirdi. Zejda savaştan önce küçük bir muhabirdi. Proktorat yıllarında Almanları alaya alan politik hicviyeler yazarak üne kavuşmuştu. Köylülerin yanında nasıl gizlendiği, Kendisini adım adım izleyen polisi nasıl atlattığı, Gestapo'nun eline geçmemek için trenden nasıl atladığı anlatılırdı. Dış görünüşü çok çekiciydi. Bir şaire ya da keman virtüözüne benzerdi yumuşacık lüleler, dalgın gözler ve bir bantla bağlı kravat. Komünist bir gazetede çalışır, yapıtlarında emek sürecini yansıtmayan sanatçılara yüklenen yazılar yazardı. Yazılarımın hiçbir yararı olmadı bu adamlara diye anlatmıştı Kostra. Ama şimdi eyleme geçme olanağım var. Komünistlerden nefret ederdi. Savaştan öncekinden çok daha iyi şimdiki yaşayışım derdi. Ama sorun bu mudur? Manevi özgürlüktür önemli olan. Kostra ilkin onu bir romantik sanmıştı ama kısa süre sonra Zeyda'nın işini bilen birisi olduğunu anladı. 1 Mayıs Bayramı'nın arifesinde haçlılar ilk başarılarını elde ettiler. Büyük bir demir çelik fabrikasının direktörü olan Carol Gobza'yı öldürdüler. Aynı zamanda da dürüst bir insan olarak ünlü Julius Gobza'yı örgütlerine soktular. Julius Gobza savaştan önce Eğitim Bakanlığı'nın önde gelen memurlarından birisiydi. Politika ile ilgilenmez, oğlunu büyütür, yazları sık sık ailesiyle birlikte Fransa'ya giderdi. Güney Çekoslovakya'da güzel bir evi vardı. Sözün kısası kendi deyimiyle Sessiz ve hoş bir yaşayışı vardı. O zamanlar oğlu Kara üniversitede okuyordu ve dağcılığa meraklıydı. 1938'de kareli askere aldılar. Baba Govza ülkenin karşı karşıya bulunduğu tehlikeyi görünce şubeye başvurarak kendisini de orduya almalarını istedi. Münih kararını öğrenince kendini tutamadı ve ağladı. Oğluna şöyle diyordu: "53 yaşındayım ben. Yakında ölebilirim. Söz ver bana. Bizi nasıl sattıklarını hiçbir zaman unutmayacaksın." Almanlar geldiler, Julius Gobza küçük evine gitti ve sebze bahçesiyle uğraşmaya başladı. Kötü bir hayat sürüyordu ama her akşam yatağına yattığında vatanın düşmanlarına hiçbir yardımda bulunmadığı için seviniyordu. Karel Prag'da kalmıştı. Bir gün babasının yanına geldiğinde bir yeraltı grubunda çalıştığını, bildiri bastıklarını, Gestapo'nun örgüt üyelerinden birini yakaladığını ve Terezen'e götürdüğünü anlattı. Choleskobz oğlunun ölüm tehlikesi içinde olduğunu anlıyordu ama ona doğru şeyler yapıyorsun dedi. Zaferden sonra kara sınavlarını verdi ve fabrikada çalışmaya başladı. Çok iyi bir mühendis olmuştu. Choleskobz'ye gelince o da bakanlığına dönmüştü. Baba oğul her karşılaşmalarında tartışıyorlardı. Choleskobz her şeyin savaştan önceki gibi olması gerektiğini söylüyordu. Evet Ruslar Slavdılar. Çeklere de yardım etmişlerdi ama Onların düzeni bize göre değildi. Karel karşı koyuyordu babasını. Artık her şey değişecek. Sen kendin söylemiştin bana hiçbir zaman Münih'i unutmamamdı. Ben Ruslara inanıyorum. Nazilere tek başlarına karşı koydular. Tartışırlar ama tartışmaları bittikten sonra dostça ayrılırlardı. Acıklı olay 1948'de geçti. Julius Kobza olaylardan öfkeliydi. Komünistlerin Almanlardan daha iyi olmadıklarını, ve milletin malına mülküne el koyanlara hizmet etmeyeceğini söylüyordu. Karel'in yeni hükümeti desteklediğini ve fabrikaya müdür atandığını öğrenince Julius Gobza oğluna seni ne kadar sevdiğimi bilirsin diye yazdı. Ama Gobza adını iki paralık ettin. Zejda Kostra, Karel Gobza'nın büyük bir etkinliği olduğunu ve ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi. Dağlarda tek başına gezmeye çıktığı için öldürülmesi hiç zor değildi ama halkı Haçlılardan soğutabilirdi bu. Gerçi Karel Gobza Komünist Partisi'ne girmişti ama çevresinde bir politikacıdan çok iyi bir mühendis olarak tanınırdı. Öyle bir plan yapılmalıydı ki cinayeti komünistlerin işlediği sanılmalıydı. Nasıl yapacaksınız bunu diye sordu Koster. Çok kolay. Satürn metoduyla. Zejda konuşmalarında Latince sözleri ve mitoloji kahramanlardan örnekler vererek böbürlenmeye bayılırdı. Koster kızmıştı. Neler saçmalıyorsunuz siz? Secde istifini bozmadı. Satürn herhalde biliyorsunuzdur. Kendi çocuklarını yemiştir. Çok eski bir tanrıdır Satürn. Ama onun deneyi genç Amerika için yararlı olabilir. Komünistlerin de Karagöz'e yemeleri gerek. Onun fabrikasına çalışan bir adamımız var. Direktörün odasından ne istersek çıkartabileceğini söyledi. Önümüzdeki çarşamba günü gobze çantasını restoranın gardırobunda unutacak.'' gardıropçu kızla anlaştım. Çantanın içinde mektuplar, kağıtlar, kısacası masasının üzerindeki ıvır zıvır bulunacak. Derdiniz o soru listesiyle benim bu sorulara Govza'nın ağzından hazırlayacağım yanıt kağıdı da çantada bulunacak. Gardıropçu kız çantayı polise götürüp kimin bıraktığını anımsamadığını söyleyecek. Amerikan Büyükelçiliğinden de fabrikaya telefon edilip Pan Gobza'nın hasta falan mı olduğu sorulacak. Başaracağımızdan eminim. Yeniden buluştuklarında Zeyze sordu. Nasıl? Son sansiyonu beğendiniz mi? Karel Govza, Amerikan haber alma servislerinin bir ajanıymış meğerse. Kimin aklına gelirdi? Tüyler ürpertici belgeler bulmuş çantasında. Gülümsedi Zejde ve dalgın gözleri bir an parladı. Biraz da ciddi şeylerden söz edelim. Karel babası son derece saygıdeğer bir insandır. Komünistlerden nefret ediyor.'' ''Daha ilkbaharda kendisine örgütümüze girmesini önermiştim ama o sorunların kuvvet yoluyla çözümlenemeyeceğini, gerçeğin er geç üstün geleceğini söyledi. Yani kısacası liberallik tasladı. Oğluyla ilgili olaydan sonra geçenlerde bana geldi. Bardağın artık taştığını söyledi. Sizinle görüşmek istiyor. Bazı soruları varmış. Büyük bir adam bu. Kendime yardımcı yapmak istiyorum onu.'' Joyce Gobza Koster'la buluştu bir sorunu açıklığa kavuşturmak için sizinle görüşmek istedim dedi. Amerika'yı seviyor musunuz? Bill şaşırdı. Amerika'yı sevip sevmediğini hiç düşünmemişti şimdiye kadar. Son derece sıkıcıydı hayat Amerika'da. Ama iyi dolar yapabiliyorlardı orada. Ve de ne de olsa Avrupa'dakinden yüz kat daha iyiydi hayat Amerika'da. Eh severim dedi. O zaman anlayacaksınızdır beni. Benim memleketim sizinkinden küçüktür ama iyi bir yurttur de bana komünistlerden kurtulmamız için bize yardım edeceğinizi söyledi. Çok soyluca bir davranış bu. Peki ama Sudet Almanlarla neden dostça ilişkileriniz var? Yoksa Başkan Truman unuttu mu? Her yani, Onlar ki bizi yok etmek istemişler. Ülkemize Hitler'i çağırmışlardı. Şimdi ise Amerikalılar onları silahlandırıyor. Hükümetinize bu durumu çok sayıda çekin komünistlere karşı çıkmasını engellediğini bildiriniz. Koster içinden güldü. İhtiyar benim beyaz saraya gelip çıktığımı sanıyor herhalde. Sarının da burada işlerin nasıl olduğunu bilmediği yüzde yüz. Bizimkiler hem kurda hem kuzuya hem de lahanaya aynı anda sahip olmak istiyorlar. Bana ise bozulmuş işleri düzeltmek kalıyor. Bakın Bay Gobza güçler sorunudur önemli olan. Eğer örgütünüz başarı kazanabilirse Amerika Almanlara yardımdan vazgeçebilir. Poster örgütün iki üyesiyle daha tanıştı. Eskiden büyük bir kahvesi olan Gross ve avukat Zurobeck. Gross konuştuğu herkese sözü döndürürdü, ulaştırır, kahvesinin başına gelenleri anlatırdı. Koster'la da böyle oldu. Komünistler halka mutluluk getirdiklerini inandırmaya çalışıyorlar herkese. Ama şu benim kahvenin başına gelenlere bir bakın hele. Sabahtan gece yarısına kadar bir tek masacık bile boş kalmazdı. Çalkanmış kremalı kahvemiz olurdu. Girişinde her eğilimden 10 20 ayrı gazete asılı dururdu. Hatta Ruth Prova'ya bile abone olmuştum. Elimden aldılar kahvemi. Sizden rica ediyorum gidin ve bir bakın şimdi ne yapıyorlar orada. Hiç eski kahveye benzer bir hali kalmış mı? Eskiden gazeteleri tutturduğumuz sopalar bomboş sağlanıyor. Önemli olan kahvenin benim elimden alınması değil. Önemli olan bu kahveye şimdi insanın canı gitmek bile istemiyor. Avukat Zürübek Anglomanda tüm olup bitenleri anayasanın kaba bir çiğnenişi sayıyordu. Müşterilerini yitirmişti ve daha önce biriktirdikleriyle geçiniyordu. Costa kabalığıyla ile şaşırtmıştı onu ama yine de incelikle madem ki dedi müttefiklerimizin müttefikisiniz bizim de müttefikimiz sayılırsınız. Komünistlerin yıkılmasından sonra hükümetimizin Kuzey Atlantik Savunma Birliği'ne gireceğinden eminim. Lowe birkaç kez örgütün çalışmalarına ilişkin bilgi istedi. Al Gobza olayına inanamıyordu. Roberts'e de bu Koster demişti iyi bir gazeteci ama ya hayal kuruyor ya da uyduruyor gibime geliyor. Açık konuşuyorum bir romanı andırıyor bu olay. Koster Jezda'ya Amerikalı dostlarınız paraları nereye harcadığınızı anlamıyorlar dedi. Bana üç kişi gösterdiniz şimdiye kadar Gobza'nın saygılığına bir sözüm yok ama işi bitmiş. Dökülen bir adam bu. Grossunsa tek düşüncesi nasıl edip de kahvesini geri alacağı. Bu adamın tehlikeli bir işe girebileceğini düşünebiliyor musunuz? Zurbeki'ye gelince üç kağıtçının teki. Küçük bir hakaret davasında bile onun gibi bir avukata güvenemem ben. Mart'tan bu yana 5 ay geçti. Oysa kimsenin örgütümüzün varlığından bile haberi yok. Nasıl iş bu böyle? Eğer daha fazla dolar kazanmak istiyorsanız varlığınızı gösterin biraz. Hem de şöyle gürültülü bir biçimde. Bu konuşmadan sonra Moravya'da yaşlı bir komünist olan ve işçi gençler için kurslar düzenleyen Ruzika öldürüldü. Issız karanlık bir sokakta üzerine ateş açılmıştı. Özgürlük açlıları imzalı bir de ölüm fermanı bırakan katiller kaçmayı başarmışlardı. Ruzika'nın öldürülmesi korkunç bir öfke yaratmıştı herkeste. Juris Kobza Örgüte girdiğimde dedi. Bir ayaklanma başlatmak için bildiri yayınlayacağını söylemiştiniz bana. Yoksa köşe başlarında adam vuracağınızı değil. Evet, Rusça komüniste biliyorum 9 yıl Moskova'da kalmıştı. Ama benim zavallı Karel'im gibi dürüst, şerefli komünistler de vardır. Zejda gülümsedi. Çok iyi tanırım ben onu. Yüzlerce suçsuzun kanına girmiştir. Oğlunuzun tutuklanmasında onun da parmağı vardı. Güvenlik kuvvetleri Zuyka'nın katillerini aramaya başladılar. Herkes haçlılardan söz ediyordu. Koster bu gelişmelerin logo yatıştıracağını umuyordu ama senatör eylemlerin daha da ileri götürülmesini istedi. Zejda Zurberk'in havaalanına bir saldırı hazırladığını söyledi. Gross Pilsen'deydi. Orada bir haçlılar grubu kurmakla görevliydi. Birkaç gün sonra Zejda şu açıklamayı yaptı. Gross'un izindeler bu yüzden Baviera'ya kaçması gerekti. Komünistleri atlatıp toz olması iyi bir şey ama artık Gross gibi bir elemandan da yoksunuz. Hmm. Koster güldü. Görürsünüz Münih de bir kahve açacaktır. Gidip ben de çalkanmış kremalı bir kahvesini içeceğim onun. Şimdi soruma yanıt verin. Ne zaman sona erecek bu çocuk oyunları? Bir tek Ruzika 2000 bin dolar bile etmez. Havaalanına saldır, tam bir rezaletle sonuçlandı. Zeyd de durumu Koster'a nasıl açıklayacağını bilemiyordu. Hazırlanan plana göre, Zurbek bir grup Haçlı ile birlikte Burona yakınındaki küçük hava sızacak ve orada duran uçakları yakacaktı. Zurbek bu iş için bir de pilot kiralamak gerektiğini söylemiş ve Zejda'ya ona para vermişti. Zurbek ise kendisiyle birlikte Nuremberg'e uçmayı kabul eden pilota bu paraları gerçekten vermişti. Bu adamın üç kağıtçının biri olduğunu söylemiştim size dedi, Koster Zejda'ya. Adam iyi ki komünistlerin uçağını çaldı da benim tükenmezi yürütmedi. Uçağı da geri vermek gerekir tabii. Bu arada şunu da söyleyeyim ki zor belki olmadan da elimize yeterinden fazla hasalak var. Eğer gazeteler fazlaca yaygara koparacak olurlarsa bu bin dolara bile değmez. Zeyz de örgütün önde gelen devlet adamlarına suikastlar hazırladığını bildirdi. Son derece heyecan verici bir şey olacaktı bu. Bu arada iki söz arasında anımsayı vermişçesine küçük ama ciddi bir işle de uğraştığını söyledi. Eşek arası yuvasını yakmak gerekti. Koster gülümseyerek nereyi yakacağını biraz daha açmasını söyledi. Gross'un eski kahvesini mi yoksa Zurbeyki işiyle ilgili dosyaları mı? Zeyde omuz silkip karşılık vermedi. Küçük bir Moravya kasabasındaki bir ilkokulu. Ne yapıp yapıp yakması gerektiğini nasıl açıklayabilirdi Koster'a? Bu okulda genç öğretmen Maria Hanzotkova kalıyordu. Öğretmen okulunu geçen yıl bitirmişti ve işine karşı taşkın bir sevinç ve heyecanla doluydu. Öğrencilerinin yapacağı küçücük bir yazım yanlışının bile okuluna gölge düşüreceğini düşünerek içi titriyordu. Babası 30 yıl Zinindeki Bata fabrikasında çalışmıştı. Eskiden beri daha Maria doğmadan komüniste ve iki kez hapiste yatmıştı. Şimdi 20 yıl gençleşmiş gibiydi. Bir evimiz olsun diye savaştık biz derdi kızına. Şimdi sen yapacaksın bu evi. Senin öğrencilerin de içinde oturacak. Maria 22 yaşındaydı. Mutluluktan gülümseyerek sorumluluğunun bilincine kazımıştı. Karanlık bir Ağustos gecesiydi. Maria'nın kafası öğrencilerin çalışmalarıyla değil, kendi gönül işleriyle doluydu. Belki bin kez de Joseph'le ilişkilerinin ne olacağını sorup duruyordu kendi kendine. İlkbaharda tanışmışlardı. Elektromekaniktir Joseph okulda akşam kurslarına devam ediyordu. Şiir yazıyordu. Moskova üzerine yazdığı bir şiir Tvorba'da basılmıştı. Bir akşam buluşmuşlar ve Josef hemen Maria'yı öpmeye başlamıştı. Bırak demişti Maria. Aslında o da istiyordu öpüşmeyi ama bunun gerçek bir aşk olmamasından korkuyordu. Okuduğu romanları şöyle bir kafasından geçiriyordu da tüm kadın ve erkek kahramanlar acı çekiyorlardı. Oysa Zorilev hep neşeliydi. Kendisi de öyle. Joseph'i düşünürken hep sevinç duyuyordu içinde. Bu aşk değil, bayağı bir şey olsa gerek diyordu kendi kendine. Neden Joseph bana duygularını anlatmıyor da hemen öpmeye girişiyor? En iyisi onu bir daha düşünmemek. Ancak bu karar uygulama kolay değildi. Gece soyunurken de Joseph'i düşünmüş ve yatağına girince uyuyamamıştı. Habire Joseph'i düşünüyordu. Kalkıp ışığı yakmış, saate bakmıştı. 3'tü. Uyuyamayacağını anlıyordu. Giyinip bir kitaba aldı okumak için. Dil öğretiminde yöntem ama bir şey anlamıyordu okuduklarından. Odası sıcaktı belki de ona öyle geliyordu. Bahçeye çıkmaya karar verdi. Çok karanlıklı bahçe. Buradaki her ağacı tanımasına rağmen bir an içinde bir ürperti duydu. Yaşlı ıhlamur ağacının altındaki taş sıraya oturdu ve Joseph'i düşünmeye devam etti. Birden içinde bir hafifleme duydu. Acı çekiyordu. Demek ki gerçek bir aşktı bu. Joseph kendisini sevmiyorsa bile yine de onu öpebilirdi. Yarın akşam buluştuklarında Joseph kendisini kucaklayınca bırak demeyecekti ona. Hatta ilk o Joseph'i öpecekti. Dönmek için kalktı. Birden üzerine gelen iki gölge gördü ve umutsuzlukla bir çığlık attı. Arkadan kuru dağların çıtırtısı geliyordu. Daha hızlı bağırmaya başladı. Okul kasabanın dışında bir yerdeydi ve yakınlarda da kimse yoktu. Birden ateşi gördü Maria ve tüm gücüyle en yakın eve doğru koşmaya başladı. Veterinerin evi de bu. Kapıya pencere kanatlarını vuruyor. Bağırıyordu. Veterinerde telefon vardı. Hemen itfaiye telefon ettiler. Yangın söndürülmüştü. Ertesi akşam Mario Joseph'e okulu sen kurtardın dedi. Yani sen değil de aşk. Joseph onu kucakladı. Maria da Joseph'i dudaklarından öptü. Zejda Koster'la her zamanki randevusuna gelmedi. Koster telaşlandı. Sakın öteki ikisi gibi bu da kirişi kırmış olmasın. Gitti o zaman canım dolarcıklar. Üstelik de Sarı benden ister onları. Şu işe bak ben Nibiru ile anlaşmıştım. Oysa buyruk veren yöneten Lo Nibiru yalnızca Avrupa bölümünün direktörü. Gerçi Çekoslovakya'da Avrupa'ya giriyor ama Bill Koster Amerikalı galiba en aylık ettiğim bu işe girmekle. Ama artık yakınmak için çok geç. Zejda kaçmamıştır, kaçamaz. Dürüst bir adam çünkü. Eğer bir yanılgıya düşerse bu fazla romantikleştiğinden olur. Ya bir yerde takılıp kalmıştır ya da grip falan olmuştur. Bir insanın randevusuna gelmesini engelleyecek az şey mi var şu dünyada? Koster yazı makinesinin başına geçti ve Transok için her zamanki yazılarından birini yazmaya başladı. Cekoslova karton filmleriydi konusu. Birden odaya Gobza girdi. Kosta bir şeyler olduğunu anladı. Çünkü otelde kendisine kimsenin aramamasını kararlaştırmışlardı. Neden geldiniz buraya? Yapmamanız gereken bir şeydi bu. Gobza öyle heyecanlıydı ki hemen yanıtlayamadı soruyu. Birkaç dakika hızlı hızlı soluyarak oturdu. Koster bir bardağa su doldurdu. İçin. Gobza başını salladı. İstemem. Geçti. İyiyim artık. Çok hızlı geldim de. Artık hiçbir şeyden sakınmanın gereği kalmadı. Biliyor musunuz kimmiş meğerse Zejda? Gestapo'da çalışmış bir zamanlar. Koster anlamadı. Ne Gestaposu? Gestapo'da çalışmış diyorum size. 36 kişi ele vermiş. Bir arşiv ele geçti. Almanlar yakmaya zaman bulamamışlar. Gestapo'nun yerleştiği bir evde gizlenmiş Zejda. Şimdi okul o ev. Bunu nasıl utanç verici bir şey olduğunu anlayabiliyor musunuz? Koster öfkelendi. Şu Almanlar gerçekten de alçak herifler. Lanet olasıca kağıtlarını bile yakamamışlar. Zeyd şimdi benden de söz edecektir ona göre. Ne var? Yitirecek hiçbir şey yok ya adamın. Yargılanmaktan çekindiğim yok. Elinde sonunda bırakmak zorunda çekler beni. Ama bir gestepo ajanıyla hapishanede birlikte yatmak pek de onur verici bir şey olmasa gerek. Senatörün cinleri tepesine çıkar. Kudurur artık. Cumhuriyetçiler de bunu fırsat bilirler. Transoka kimlerin para desteği sağladığı konuşulmaya başlanır. Tek kelimeyle rezillik. Costa birden yanında Gobza'nın olduğunu anımsadı. İhtiyar ilk geldiği gibi hafifçe öne eğilmiş, zorlukla soluyarak oturuyordu. Ne zaman tutukladılar onu? Gobza öyle şaşırmıştı ki bu soruya doğrularak kaçtı, dedi. Geçen cuma günü yeni yönele gelir almak için bir haftalığına Münih'e gideceğini söyledi bana. Ben ahmakta inandım. Nereden bilebilirdim onun böyle sıfır numara bir alçak olduğunu. Ayrılırken bir de kucakladı beni. Böyle bir adam yakalanır mı hiç? Benim zavallı karelim gibi. Değil ki o. Soruyorum size. Zeyda e neden öldürdü Ruziçka'yı? Bu aşağılık bir cinayettir ve başkan Masarik'in idealleriyle hiçbir ilgisi yoktur. Herhalde Ruziçka Zeyda'nın geçmişini öğrenmişti. Alçak herif kaçarken bir de bana örgütü artık benim yöneteceğimi söyledi. Ama ben dürüst bir insanım. Katilleri alçakları gestep ajanlarını yönetemem. Başkan Truman'a böyle karga deneklerine bel bağlamanın doğru olmayacağını söyleyin. Gerçek her zaman üstün gelecektir. Neden köşe başlarında insanlar öldürülsün? Govza daha uzun süre konuştu. Koster onu zorlukla savabildi başından. Yalnız kalınca düşünmeye başladı. Yine de esenlikle sonuçlandı her şey. Transok'un namusu kurtuldu. Ama burada da artık yapacak bir şey kalmadı. Aynı paraya işi yeniden başlamakta ise ben yokum. Hatta sarı iki katını bile verse benden paso diyeceğim. Bu hayvan elif görkemli bir dille örgütü dağıtacağını söyledi. Dağıtılacak ne vardı ki zaten? Paraların kalanını Zejda herhalde yanında götürmüştür. Zaten bu haçlılarla ilgili her şeyi bilen tek kişi de o. Gobza. Masarek'in ilkelerinin gevezeliğinden başka bir şey yapamaz. Hemen pılıyı pırtıyı toplayıp gitmek gerek. Ne kadar çabuk olursa o kadar iyi olur. Gobza denilen gevezenin neler söyleyebileceği de belli değil. Adam iyice oynatmış çünkü. Sarıdan bir ödül bekleyemem kuşkusuz ama o da benden hiçbir şey isteyemez. Zeyze nasıl olsa bizim bölgede sayılır. Varsın onunla görsün hesabını. Ben elimden gelen her şeyi yaptım. Böylece cengelde kaplan avı da sona erdi. Kurak üzerine bir kitap yazacağım. Bu da gürültü koparabilir. Ne de olsa bir yıla yakın kaldık burada. Çekler için iyi olmayacak ama bu. İyi para kazanabilir bu işten. Pek merak ediyorum. Victoria bu süre içinde ne kadar borç yapabilmeyi başardı acaba? Arkası yardım.